etmeyin diyen Kur'an'dır, ben söylemiyorum. Bu konuşmayı bana hürriyet tanısınlar, Genelkurmay Başkanlığı'nda yapayım. Hürriyet, ama konuşma hürriyet olacak. 70 senedir baskı devam etti. Konuşmayacaksınız dediler. 163. madde vardı biliyorsunuz. O kaldırılıncaya kadar bizim düşündüğümüz gibi düşüneceksiniz diyorlardı. Bizim arzu ettiğimiz gibi konuşacaksınız. Allah'ın dilediği gibi konuşmayacaksınız diyorlardı. Onların böyleydi sebep. Ve ben bunun içinde yaşayan bir adamım biliyorsunuz. Yaşım 48'e girdi bu sene. Vallahi 48 mahkemede yargılandım. 48 mahkeme ya. Anam ağladı. Siyasi şubede işkencenin her çeşidine uğrattılar bizi. Anamızı ağlattılar. Laikler, müşrikler, kafirler. Anamızı ağlattılar. 48 mahkemede yargılandım. 5 sene Selim yakışmasında sıkı yönetim mahkemesinde yargılandım. Bunu biliyorsunuz. Şu ayetten dolayı ya, iki ilah kabul etmeyin dedi. Allah'ın koyduğu kanunlar varken siz kanun koyamazsınız dediğimiz için. Ve 48 mahkemedeki 48 savcının, Cumhuriyet savcısının hakkında talep ettikleri hapis miktarı, hapis müddeti 328 sene tutuyor. Niye böyle konuşuyorsun diyor. Kur'an-ı Kerim var, tezimden mi konuşuyorum? Ondan sonra da kalkıyorlar, niye Türkiye ilerleyemiyor? Düşünen kafaya toprak vuruyorsun. Düşünen kafalara, düşünen beyinlere, yazan yazarların kitaplarına kanunla engel olursan böyle düşünmeyeceksin, böyle konuşmayacaksın, böyle kitap yazmayacaksın dersen o memlekette kafa çalışır mı? O memleket sanayileşebilir mi? Benim evime 12 Eylül'den sonraki baskın yapan siyasi polis kütüphanemin yarısını aldı götürdü. Hangi kitabın üstünde İslam yazıyorsa vallahi toplayıp götürdüler. Topladı götürdü. Hepsinden beraat ettik, kurtulduk, çıktık. Verin kitaplarımı, dilekçe verdim. Sıkıntın mahkemesine, güvenlik, her tarafa gelen cevap, kitaplar yakılmıştır diyor. Hepsini yakmışlar. Bir memlekette kitap yakılırsa o memleket vallahi kalkınamaz, billahi kalkınamaz. Kitap beynin ürünüdür. Beyin mahsulü yakılmaz. Kitap yasak olmaz. Düşünce yasak olmaz. Düşünceye pranga vurulmaz. İnsanların beynine hüküm konmaz. Her insan hürdür. İnsan öyle bir hürdür ki Allah'ı bile inkar edebilir. Allah müsaade etmiş. Eğer Allah kendisini inkar etmeye müsaade etmeseydi etmezdi. Allah'ı inkar etmeye başlayacağı zaman bir felç gelir konuşabilir miydi? Siz söyleyin. Ama bak müsaade etmiş. İstin içine Allah müsaade etmiş. Ama haram, hesabını vereceksin. İsteseydi içki şişesini eliyle tuttuğu zaman eline felç gelirdi, tutamaz. İmtihan var. Ama bizi idare edenler Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamaya bile vallahi tahammül edemediler. 48 mahkemede anam ağladı benim. Ne vicdan hürriyeti? Hangi vicdan hürriyetinden bahsediyorlar? Hangi inanç hürriyetinden bahsediyorlar? Bir başörtüsünü Müslüman kızların başına koydukları başörtüye tahammülü olmayan bir rejimi Allah yerin dibine batırsın. Bir başörtüsü ver. Allah'ın hükmü. Benim hüküm değil ki. Allah'ın hükmü bu başörtüsü. Ne benim ne senin. Ama işte Allah karışmasın karıya kıza diyorlar. Laiklik, Allah karışmayacakmış. Yaratıcı olacak Allah ama yönetime karışmayacak. Şu felsefeye, şu dalalete, şu çarpıklığa bakınız.
bu çarpıklık devam ediyorsa, Cumhurbaşkanı o olmuş da yazar, bu olmuş da yazar. Söyleyin. Bakın Müslümanlar olarak bizim meseleye bakış açımız belli oldu mu olmadı mı? Mesele budur. Meselelere bakış açımız önemli bizim. Müslüman hadiselere bakacak, gözleyecek, gözetleyecek ama Kur'an'ın ışığıyla bakacaksınız.